Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videoyu çekmemdeki sebep aslında Twitter'da görmüş olduğum bir tweet tamamen onun sebebiyle bu videoyu çekiyorum. Ancak bu tweet genel olarak Türkiye'deki bütün okuyucuları, kitap okuyucularını, çevirmenleri, editörleri ve daha fazlasını aslında ilgilendiriyor. O yüzden birazcık merak gidermek. Birazcık çevirmen ve editör arkadaşlarımın yaralarına derman olmak, yara bandı olabilmek, biraz onların sesini yükseltebilmek için. Biraz da hem çevirmen hem editör kimliğimle hem de içerik üreticisi gücümle bu videoyu çekerek bir şekilde olaya açıklık getirmek istiyorum. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu çekerken maalesef tweetin aslına ulaşamadım. Çünkü kendisi silmiş tweet sahibi. Tweet'in gerçek aslını. Ancak ben size hemen özetleyeyim. Tweet sahibi 4 farklı fotoğraf koymuş tweet'ine ve 4 farklı fotoğrafta da sadece bir karakterin ya da birkaç karakterin bu fark etmez. Bozuk Türkçe ile konuştuğunu ve kitabın tamamına genel olarak yazım kurallarına uymadığını, imla kurallarına uymadığını göstererek bu nasıl bir çeviri diye bir eleştiride bulunduğu bir tweet'ti bu. O arkadaş kimdi hatırlamıyorum. Tweet'in sahibini göremiyorum. Tweet'in aslını bulamıyorum. Ancak o arkadaş üzerinden e, kimseyi rencide etmeden bir şeylere açıklık getirmek için burada sizinle konuşacağım. Öncelikle kitaplarda gördüğünüz her yazım yanlışı ya da karakterlerin konuşmalarındaki yanlış ifadeler, yanlış kullanımlar, yanlış yazımlar her zaman bir hata değildir. Bunu unutmayın. Çoğunlukla Türk okuru çeviri okumakta, yani orijinal dilinde okumaktansa çeviriyle okuyabiliyor çoğu okurumuz. Bu bir sıkıntı değil. Bizim işimiz zaten bu. Sizlere çevirerek, sizlere bir şekilde onu en güzel, en mükemmel haliyle ileterek e, okumanızı sağlamak. Zaten bizim çevirmen ve editör olarak işimiz bu. Ancak bilmediğiniz bir nokta var ki çevirinin aslı ve çevirinin kendisi aslında temel olarak birbirlerine uymak zorunda. Yani ne demek istiyorum? Eğer yazar, yabancı bir yazar, diyelim ki bir İngiliz yazar, kitabında bozuk dille konuşan bir karakterden bahsediyorsa ve bu bozuk dille konuşan karakter İngilizce'deki yazım kurallarını da hiçe sayarak konuşuyorsa ama bu yazım kurallarının hatasal görünüşü bütün kitaba yansımamışsa o sadece o karaktere özeldir. Mesela vermeyi en çok sevdiğim örneklerden biri Harry Potter'daki Hagrid örneğidir. Sevgili Okyay ve Kutlukan Kutlu'nun bu konuda Harry Potter'da gösterdiği inanılmaz çaba ve e, güzellik için, güzel yerelleştirme için onlara tekrardan teşekkür ve takdirlerimi sunuyorum. İngilizce aslında, J.K. Rowling'in İngilizce aslında kitapta Hagrid'in konuşması bozuk bir İngilizceyle yazılıdır. Ve ilerleyen zamanlarda onun bozuk bir dille konuşmasının sebebini anlarız aslında seride ilerledikçe. Çünkü işte Hagrid zamanında okulu yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Okuma yazması çok iyi değildir. İyi kalpli olması işte yarı dev olması vesaire bunların yanı sıra bozuk bir dille konuşması da Hagrid'in özelliklerinden biridir. Ne demek? Bu aslında edebiyatta satır arası okuması dediğimiz alanda şu anlama gelir. Onun biraz daha alt tabakadan olduğunu, alt tabakayı temsil ettiğini, okur yazarlık oranının düşük olduğunu, biraz daha eğitimsiz bir seviyede olduğunu göstermek için kullanılan bir şeydir. Hagrid'in konuşması İngilizce aslında bozukken eğer Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu bunu günümüz Türkçesine İstanbul Türkçesiyle çevirseydi. Yani diğer karakterlerin konuştuğu gibi bizzat tertemiz bir Türkçeyle aktarsaydı bu sefer siz Hagrid'in o özelliğinden mahrum kalacaktınız. Hagrid'in eğitimsiz kişiliğinden okuma yazmasının, okulu yarıda bırakmasının ve bunlar dolayısıyla gerçekleşen bir farklı konuşmasının, bozuk bir dil konuşmasının amacını anlayamayacaktınız. Tweet sahibi, tweet'i silen kişi de aslında tam olarak böyle bir örneği göstermişti tweet'inde. Bozuk bir konuşması olan bir karakter var ve neden böyle bir hata yapılmış bu nasıl çeviri diye eleştirmişti. Şimdi her iki aşamayı da hem editoryal aşamayı hem de çevirme aşamasını yaşayan, yapan, bizzat şu anda görev olarak, iş olarak yapan biri olarak ben bunu açıklık getirmek istiyorum. Şimdi bir kitabı çevirdiğinizde orijinal aslında sadık kalmak, birebir çevirmek ya da o dildeki ee, anlatımı, üslubu, Türkçedeki üslubu uyarlamak gibi seçenekleriniz var. Çevirmenden çevirmene göre değişir. Kısa zamanda tanımış olduğum ve Türkiye'de çokça tanınan çevirmenlerden olan Duygu Akın, Seda Mellor, Yiğit Yavuz gibi isimler de bu tweet'i görüp bir şekilde sanırım etkileşime girmişti yanılmıyorsam. Ve onların da aslında aynı dertten aynı muzdarip olduğunu anladım. O karakterin bozuk bir dili varsa karakteri bozuk bir dille aktarmak zorundalar doğru çeviri budur. Edebi çeviriler motomut çeviri olmamalıdır. İngiliz dili ve edebiyatı okudum. Yani edebiyat çıkışlı bileyim. Edebiyat üzerine eğitim aldım. ve Edebi çeviriler konusunda uzmanlaşıyorum. Dolayısıyla eğer bir metne, edebi bir metni, teknik bir metinden bahsetmiyorum. Sanki deyim çevirir gibi uyarlamanız gerekiyor kitapları da. Yani... Türkçe ye yerelleştirmeniz gerekiyor. Çeviri her zaman çeviri demek değildir. Yerelleştirmektir de aynı zamanda. İşte Karakter kötü konuşuyorsa kötü konuştuğunu yazacaksın. Ağır konuşuyorsa, küfürlü konuşuyorsa küfürlü konuştuğunu yazacaksın. Mesela bazı çevirilerde dikkat ettiğim bir şey var. Redakte ettiğim zaman, redaksiyon yaptığım zaman, editörlük yaptığım zaman bunu fark ediyorum. Çevirmenler bazen sansür yoluna gidiyor. Şimdi sansürün de nasıl bir kıstas olduğunu düşünmeniz lazım. Yani gerçekten ağır küfür ediyorsa bunu nasıl çevireceği konusunda çevirmen bazen emin olamıyor. Bunu işte lanet olsun falan diye çevirebilir. Allah kahretsin diye çevirebilir. Ay sıçayım diye çevirebilir. Yani her türlü uygulaması var küfür çevirmenin. Ancak bir editör olarak mesela bunu düzeltirken hem yayın evinin kurallarını göz önünde bulundurmak zorundayım. Hem basıldığında Kültür Bakanlığı'ndan acaba uyarı yer miyiz diye düşünmek zorundayım. Hem de doğru şekilde aktarıp Aynı zamanda da sansüre uy yani sansüre uğramayacak şekilde e, birleştirmem lazım. Yani bunların hepsini tek çatıda çatı altında toplamam lazım. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İşte editörlerde aslında burada devreye giriyor. Çevirmen eğer orada doğru kalıbı kullanmamışsa ya da kendince bir sansüre gitmişse ve editör "Hayır, bunu asıl anlamıyla vereceğiz. Bunu ağır anlamıyla vereceğiz ki burada ağır bir küfür edildiği anlaşılsın." diye düzeltecekse Öyle düzeltilmelidir. Bir tweetten nerelere geldim? Evet, konu çok dağılmış olabilir, ama anlatmak istediğim bir şeydi bu aslında ve e, bilmiyorum daha fazla böyle çevirmen ve editör dünyasına dair bilgi edinmek, bir şeyler öğrenmek isterseniz tabii ki de onları da çekmeye hazırım, onları da anlatmaya hazırım çünkü hem çevirmen hem editör hem de içerik üreticisi isem. Bir şekilde bunları bir araya getirip sizin yararınıza sunabileceğim bir formata dönüştürmek hoşuma gider. Burada da bunu anlatmak istedim. Çünkü çevirmenler de bundan <laughs> muzdarip maalesef. Yani aslında bozuk bir Türkçeyle, bozuk bir dille konuşan bir karakter varken ben onu nasıl İstanbul Beyefendisi Türkçesiyle çevireyim diye isyan eden çevirmenlerimiz var. Kaldı ki çok haklılar. O yüzden... Her çeviri aslında bir yerelleştirmedir, bir uyarlamadır. Becerebilen ve beceremeyen çevirmenler olarak ikiye ayrılıyoruz. Bunu kim zaman çok iyi çeviriyorlar, çok iyi çeviriyoruz ve inanılmaz saygınlık görüyoruz. Kim zaman çeviremiyoruz ve çok kötü tepkiler alıyoruz. Ama iyi çevirdiğimiz zaman da bu sefer okuyucu bunu anlayamıyor. Diyor ki ama burada hata var, bu böyle bir hata olmamalı. Fazla uzatmış olabilirim, fazla aklınızı karıştırmış da olabilirim. Ama benim beynimin içi böyle işliyor. Bir konudan bir konuya atlamak benim için <laughs> çok normal bir şey. Eğer anlamadığınız bir nokta olursa, benim biraz daha yazım dilim daha düzenli olabildiği için yorumlarda da açıklamaya çalışırım sizlere istediğiniz şeyi, sormak istediğiniz şeyi. Ama derseniz ki Berna, biz bunu anladık, bize başka başka videolar, başka başka şeyler de anlat. Derseniz başım üstüne, her zaman anlatmaya çalışırım. Olabildiğince elimden geldiğince imkan buldukça yapmaya çalışırım. Ee, genelde zaten çevirmen adayları, editör adayları, içerik üreticisi adayları veya dil okuyacak adaylar, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri hiç fark etmeksizin olabildiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Ee, bildiğim konularda, en azından emin olduğum konularda. Bilmiyorsam bilmiyorum diyorum. Tabii ki de iddia etme gibi bir huyum yoktur. Ee, o yüzden böyle yayabileceğiniz... Herkese iletebileceğiniz bir konu olduğunda herkese iletmenizi de rica edeceğim. Mesela bu video gibi, bu videoyu e, görüp de aa aslında böyleymiş diye bir aydınlanma yaşayacak biri varsa ona göndermenizi tavsiye ederim. Ya da siz böyleyseniz ve eğer aklınızdaki bir yanlışı düzelttiysen çok mutlu olurum. Çünkü emin olun e, her şey hata değil. Yazım sektöründe, yayın sektöründe. Her şey olabilir, hatalar da olabilir ama her zaman her hata hata değildir. Gözden kaçanlar da olabilir. Beyaz hatalar da olabilir, masum hatalar da olabilir. İnsanlık hali çünkü hiçbirimiz robot değiliz. Hepimiz insanlarız. 24 saat içinde bir düzene oturtmamız gereken işlerimizde çalışan insanlarız. Kimindeki hata hata gibi gözükebilir, kimindeki hata hata değildir aslında. Böyle felsefi sorularla ilerleyebilirim ama ilerlemeyeceğim. Anlayacağınız o ki umarım anlatabilmişimdir derdimi. Birçok çevirmen ve editör arkadaşımın derdini. Daha fazla sormak istediğiniz bir şey olursa söyleyin. Daha fazla video konusu isterseniz söyleyin. Her zaman başım üstüne. Öpüyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi beğenmediyseniz dislike'ınızı e, atmaktan geri durmayın. Yorumlarınızı söyleyin. Paylaşın lütfen. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.